Murat Çiçek, korkuturuz mu sandınız? Geziden sonra başladı saldırınız. Yalan dolan tezviratla açık hedef gösterdiniz. Tıpkı Rantlinke Ahmet Kaya'ya ve bilimum kanına girdiğiniz diğer isimlere, kurumlara yaptığınız gibi. Sizin hedef göstermenizi emir telakkiyat eden terör örgütleri harekete geçmekte gecikmedi. Bize yönelik ilk terör saldırısı 24 Temmuz'da gerçekleşti. Hedefinizde star medya çalışanları vardı. Yemek yediğimiz yerin hemen yanı başına zaman ayarlı bomba koydunuz. Güvenlik görevlerimizin fark etmesi neticesinde büyük bir facia önlendi. Saldırıyı emir eriniz MLKP terör örgütü üstlendi üstelik terbiyesizce tehditlerini de sürdürmeyi ihmal etmedi. Milli menfaatleri destekleyen çizgimizden vazgeçmemizi istediler, reddettik. Öyle anlaşılıyor ki ikinci saldırıyı aradan geçen zamanda planladılar. Bu kez Star Media grubumuzun yönetim kurulu başkanı Murat Sancağı hedef aldılar. Evinden iş yerine gitmek üzere yola çıkan makam aracını önce hafif çarpmayla durdurup ardından çapraz ateşe almak herhalde basit bir korkutma olmasa gerek. Yüzleri maskeli 3 terörist Murat Sancağ'ın bulunduğu makam aracına 22 kurşun sıkarak direkt öldürmeyi hedeflediler. Koruması ve şoförü karşılık verince hedeflerine ulaşamadan kaçtılar. Türk medya tarihinde bir medya patronunu hedef alan ilk saldırı bu. Kimler bizi hedef gösterdi, gösteriyor hatırlamakta fayda var. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da meydanda toplanan kalabalığa Star gazetesi sallayarak her mikrofona adımızı haykırarak yaptı bunu. Bir başka siyasi parti, CHP'nin genel sekreteri Gürsel Tekin seçim sonrası el koyacağını açıklayarak yaptı bunu. Doğan Medya Grubu geri durur mu? Durmadı tabii. Başta köşe yazarları Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan Coşkun olmak üzere yazdıklarıyla bizi meslektaşlarını açık hedef gösterdiler. Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç 24 yayınında Aydın Doğan'a açık çağrıda bulunduğu sorular sordu. Kekeç konuşmasında Hürriyet gazetesinin internet sitesini yöneten Bülent Mumay, Gezi'den bu yana bizi hedef gösteren yayın çizgisi izliyor. Siz bu yayın çizgisini onaylıyorsanız size terör destekçisi dememizden neden alınıyorsunuz? Onaylamıyorsanız Bülent Mumay bu yayın politikasını nasıl hala devam ettiriyor? Neden hala o ismi internet sitenizin başında tutuyorsunuz diye sordu. Bir soru da ben sorayım. Bu suikast girişimini Hürriyet internet sitesinde herhangi bir iş adamının basit bir saldırıya uğramış gibi göstermesini nasıl izah ediyorsunuz? Basın özgürlüğü. Başta doğan medya olmak üzere koca koca puntolarla yayın ilkeleri açıklıyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki basın özgürlüğü sadece sizin için geçerli. Yoksa bize yapılan bu saldırının binde biri size yapılmış olsaydı ülkeyi ayağa kaldırırdınız. Öyle değil mi? Murat Çiçek, Star.